Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazıları kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seher'in konağı terk etmesini istiyorsanız, Yaman'ın Seher'den özür dilemesini istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim. Seher, Yaman'ı bırakacak mı? Yaman Seher'e niçin katlanıyor? Seher'i bekleyen başka tehlikeler de var mı? Bahçıvan'ın dizimizde nasıl bir rol olacak? Nedim gerçekleri Yaman'a söyleyecek mi? Kiraz, Ali ile sevgili olacak mı? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman'ın Seher'e güveni kalmayacak. Çünkü en son Nedim sahte dosyaların gerçek olduğunu Yaman'a söylemişti. Yaman da bu durumu öğrenince Seher'e patlamıştı. Ayrıca Yaman, İkbal'in aldığı altınları Seher'in odasında bulmuştu. Bu durumda Yaman'ı bir kez daha öfkelendirmişti. Bunun sonucunda da Yaman'ın Seher'e olan güveni gitgide azalmıştı. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'i terk etmek isteyecek. Ama Yaman bunu yapamayacak. Çünkü Yaman daha sosyal hizmetlerden Yusuf'u geri almadı. Bu yüzden de Yaman Seher'le evli kalmaya devam edecek. Yaman bu süre içerisinde Seher'e türlü türlü eziyetler edecek. Seher ise Yaman'ın bu eziyetlerini sabredecek. Ama Yaman Seher'e o kadar çok kötü davranacak ki Seher'in sınırlarını zorlayacak. Bunun üzerine Seher neden Yaman'ın kendisine kötü davrandığını bulmak isteyecek. Ama Seher bu olanları bir süreliğine daha anlayamayacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde Yaman yine ok atıyordu. Tam o sırada İkbal onun yanına gitmişti. Yaman ise İkbal ile bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında gerçekleri kimsenin öğrenmesini istemiyorum demişti. İkbal de Yaman'a bu olanları kimseyle paylaşmayacağını belirtmişti. Bu nedenle Seher Yaman'ın bu öfkesini anlayamayacak. Ardından Seher Cenger ve İkbal'den yardım isteyecek. Tabii onlar da Seher'e olanları söyleyemeyecek. İkbal ve Zuhal ise amaçlarına ulaştıkları için çok mutlu olacaklar. İlk başlarda Zuhal Seher'in konaktan kovulacağını düşünecek. Bu yüzden Zuhal Seher'e şimdilik karışmayacak. Ama sonradan Zuhal ve İkbal Seher'e daha fazla dayanamaz hale gelecek. Çünkü önceki bölümde Zuhal ve İkbal Yaman'ın yanına gitmişti. İkbal ve Zuhal Yaman'a neden Seher'i konaktan kovmadığını sormuştu. Yaman ise onlara sahte kanıtlara inanmadığını söylemişti. Yani Yaman her şeye rağmen Seher'e güveniyorum demişti. Bunları duyan İkbal ve Zuhal iyice çıldıracak. Bunun üzerine İkbal bir süreliğine sessiz kalmayı tercih edecek. Çünkü İkbal Yaman'a bu konuda güvenmeyecek. Ve İkbal Seher'in hal ve hareketlerini gözlemlemeye başlayacak. Ama Zuhal bu olanlara dayanamaz hale gelecek. Çünkü Zuhal de Yaman takıntısı oluşmuştur. Onun için Zuhal yeniden Seher'in yanına gidip ona zarar vermeye çalışacak. Seher ise Zuhal'in sözlerinden ne ima ettiğini anlamaya çalışacak. Zuhal de sonunda dayanamayıp Yaman'ın ona neden kızdığını söyleyecek. Seher gerçekleri duyunca kulaklarına inanamayacak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine böyle bir şey yapabileceğine inanamayacak. Ardından Seher bir de Yaman'ın ağzından gerçekleri duymak isteyecek. Bunun sonucunda da Seher her defasında Yaman'a ne olduğunu soracak. Yaman ise sonunda dayanamayıp ona olan öfkesini kusacak. Seher de Yaman'ın bu hakaretleri karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Seher ardından Yaman'a kendisinin suçsuz olduğunu söyleyecek. Ama Seher ne yaparsa yapsın kendisini Yaman'a inandıramayacak. Yaman'ın çocukluktan kalan geçmişi bunun olmasına izin vermeyecek. Çünkü Yaman çocuk yaşta çok büyük acılar yaşadı. Yaman'ın annesi onu küçük yaşta yalnız başına bırakıp kaçtı. Yaman'ın babası da bu acılara dayanamayıp kendi canına kıydı. Yaman da bu olanlardan dolayı çok yıprandı. Eğer Yaman'ın annesi ona bu sözleri söylemeseydi belki de şimdi bunların hiçbiri yaşanmazdı. Çünkü Yaman'ın annesi kaçmadan önce Yaman ile bir konuşma yapmıştı. Yaman'ın annesi o konuşmasında sen de baban gibi olma sakın demişti. Yaman da tüm hayatını bu sözler üzerine inşa etmişti. Bu yüzden Yaman hiçbir kadına güvenmiyordu. Seher de Yaman'ın bu sorunu çözmeden onunla evlenerek büyük bir hata yaptı. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'i bir hizmetçi olarak görecek. Hatta Yaman Seher'i en ağır işlerde çalıştıracak. Yaman annesinin tüm acısını Seher'den çıkarmak isteyecek. Seher ise evliliğin bozulmaması için kendisine yapılanlara göz yumacak. İkbal ve Zuhal ise Seher'in bu durumunu gördükçe öfkeden çıldıracak. Çünkü İkbal nasıl olur da Yaman Seher'i kovmaz diye düşünecek. Ardından Seher'in konaktan gitmemesiyle yeni planlar yapmaya başlayacaklar. Ama İkbal ve Zuhal'in yaptığı bu kötü plan onların sonunu getirecek. Çünkü bu kötü plan sayesinde Yaman ve Seher yeniden bir araya gelecek. Seher ise kendisini Yaman'ı inandırmak için elinden geleni yapacak. Seher banka hesabındaki paraları kontrol edecek. Ardından Seher Selim'in kendisine 70 bin lira yolladığını görecek. Bunun sonucunda da Seher yeniden Selim'in yanına gidecek. Selim ise Seher'e neden onu kandırdığını şimdilik anlatmayacak. Seher sonunda kendi canına kıymaya çalışacak. Ama Seher'e hiçbir şey olmayacak.
Ali ve Fırat ise kötü haberi duyunca hemen hastaneye gidecek. Ali, Seher'in halini görünce az da olsa neler olup bittiğini anlayacak. Sonradan Seher uyanacak. Nadire anne ve Fırat neler olup bittiğini soracak. Seher ise olanları bir bir herkese anlatacak. Ali, Yaman'ın seyrettiklerini duyunca çok üzülecek. Bunun üzerine Ali, Yaman hakkında bir soruşturma başlatacak. Yani Ali, gerçeklerin peşine düşecek. Ali gerçeklerin peşine düştüğü için tüm gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Büyük ihtimalle Ali gerçeklerin ortaya çıkması için İbrahim'e bu görev verecek. İbrahim ise Seher için elinden geleni yapacak. İbrahim, karaya kavuşamadığı için Seher ve Yaman'ın kavuşmasını isteyecek. İbrahim banka kartlarının nerede kullanıldığını öğrenmeye çalışacak. İbrahim gerçeklere ulaştıkça Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak. İbrahim sonunda kamera kayıtlarına ulaşacak. Zuhal'in gerçek yüzü sonunda ortaya çıkacak. Ayrıca Seher ve Selim'in ses kayıtlarını tekrardan kontrol edecek. Bunun sonucunda da ses kaydının sahte olduğu anlaşılacak ve ses kaydının sahte olduğuna dair polisiye bir belge oluşturulacak. Ali ise gerçekleri öğrendiği gibi Zuhal'i tutuklamaya gidecek. Yaman da Ali'yi karşısında gördüğünde ne olduğunu anlayamayacak. Ali de bulduğu tüm kanıtları Yaman'a gösterecek. Yaman ise sonunda gerçekleri öğrenecek. Yani Seher'in suçsuzluğu ortaya çıkacak. Ali ardından Zuhal'i sahtecilik ve iftira atmak suçundan tutuklayacak. Zuhal de sonunda tutuklanıp hapse girecek. Yaman ardından Seher'i arayıp ondan özür dilemeye çalışacak. Ama Seher Yaman'ı şimdilik affetmeyecek. Seher'in Yaman'a olan güveni sonsuza kadar yok olacak. Çünkü Yaman Seher'e güvenmeyerek sonun ışığını da kaybetti. Bu ışığın yeniden canlanması belki günler, belki de aylar alacak. Seher bu süre içinde Yaman'ın kendisine yaptığı kötülükleri hatırlayacak. Seher Yaman'ı affetme konusunda bir ikileme girecek. Tabi sonradan Seher, Yaman'a duyduğu özleme dayanamayacak. Onlar arasındaki umut ışığı yeniden canlanacak. Arif baba ve Nadir annesi Seher için çok üzülecek. Seher'in Yaman'ı hala sevdiğini bildikleri için onları bir araya getirecek. Seher de sonunda dayanamayıp Yaman'ı affedecek. Çünkü Seher, Yusuf'un psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemeyecek. Yusuf, Yaman ve Seher'in yeniden bir araya geldiğini görünce çok mutlu olacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman yeniden kavuşacak. İkbal'in gerçek yüzü şimdilik ortaya çıkmayacak. Bu yüzden İkbal tüm kötülüklerine konaktan devam edecek. Yani İkbal tüm kötülüklerini daha da arttıracak. Çünkü İkbal Kırımlı mirasını tamamen kaybettiğini düşünmektedir. Bu yüzden de bunların sorumlusu olarak Seher'i görecek. Artık İkbal, Seher'e daha gizliden kötü davranacak. Bir süreni daha İkbal'in bu kötülüklerini kimse görmeyecek. Ama sonradan Ziya, İkbal'in Seher'e yaptıklarını görecek. Ayrıca konağa yeni gelen Bahçıvan İkbal'in kötülüklerini ortaya çıkaracak. Bunların hepsi üst üste gelince Ziya ve Bahçıvan Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yaman'la bunlardan sonra tüm gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman, İkbal'e hak ettiği cezayı verecek. Yaman İkbal'den şikayetçi olup onun tutuklanmasını sağlayacak. Artık İkbal'in hapiste yaşayacağı zorlu günler başlayacak. Ali yakında Kiraz aşkını itiraf edecek. Bunun üzerine Kiraz ve Ali daha çok yakınlaşacak. Çünkü ikisi de birbirini sevmektedir. Zaten artık Ali ve Kiraz arasında bir engel kalmadı. Çünkü Begüm diziden ayrıldı. Sultanala da Ali ve Kiraz aşkına engel olmayacak. Çünkü Sultanala Ali'nin mutlu olmasını istemektedir. Bu yüzden Ali ve Kiraz yakında kavuşacaklar. Artık Kiraz ve Ali için güzel günlerin başlangıcı olacak. Neslihan'a da en son iftira atılmıştı. Neslihan bu durumu Fırat sayesinde atlatacak. Peki siz Seher'in yerinde olsaydınız nasıl karar alırdınız? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.